nasıl bitireyim bunu abi? Böyle kalsın mı? Ortada kalsın mı? Ya öyle, ben mesela öyle birini arkadaş olarak şeyi... kabul etmezdim. Yok ama. Ha, onu yazman çok da iyi olmadı aslında. Onu sil abi, çok başarılı yaz. Tamam ya, aklımda kalır mı? İki çay tatlı. Bari mi lan iki çay tatlı? Baran Alpaz. Sen ekmişsin Facebook'tan. Yok, ben değilim abi. Muhammed Başkan. Yorum yapamıyorum hala. Olanlara seyirci kalıyorum. Şey yazıyor. Ekleme, abone ol. Aboneyim. Mesaj attım ben. Mesaj. Mesaj attım. Ben 2-3 sefer attım bir ara bir ekipman seçiminde. Herhalde ekipman seçimleri... Hayır şey diye attın ya. O arkadaş benim falan diye böyle. Sen eğer şey deseydin, o gün gelenlerden biriyim falan deseydin kesin eklerdim ben. Ben ismini hatırlamama iyi. Kandırdım. Doğru yok. Merhaba, ben geçen gün gelen arkadaşım. Aynen öyle. Buluşmadaki arkadaş. Şimdi ne zaten edebiyat, ne sanat. İsminizi direkt zaten kaydettim de Muhammed Başlangı, sen de bana almaz. Size ekleriz. Senin neydi ismin? Benim Ege. Ege soyadın? Özmeral. Ama abi sen benim etkisin. Ege ne? Özmeral. Biliyorum ben seni ya. Özellikleri nedir? Bilim konusunda iyi bileyim ama şey kanalı tipinden başkan belli zaten. Bilim konusunda iyi bir tipim var yani. Aynen. Türk sitcom çekseydik direkt başrol sendin yani. Abi hakikaten versene. Değil mi? Adam Türk sitcom gibi yani. Halking on fazla okuma lan şey olursun. Halking konuşsun sonra. Adam okumaktan yem oldu bak bu. Normaldi bu. Tabii mi? Normaldi. Yatakta okurken anne oldu. Okudu şirk koştu falan. Boynu tutuldu lan. Şirk koştu. Yok ya, şeyden düştü bizim. Luna Park'ta var ya, Evolution. Oradan düştü. Şey, bu adam Allah'ın varlığını kabul eden adam değil miydi? Aa evet o. Evet, o. Radikal'de mi yazmışlardı? Habertürk'te mi? Secde etti falan. Şöleli vardı ya, neydi o? Secde, başbakan şey, ağzını mı ispatladı falan? Abi versene. İkirini zevkle çekiyor. Bilim. Karikatürü var ya kanka. Sana namaz yok. Ne demiştik, bilim ne? Bilimi çok sever. Bilimi çok sever. Evini alır okşar. Bilimi çok sever, evini alır okşar. Aksiyonu sever dedi. Bu yaşta aksiyonu sevmeyen var mı? Evet ya. Şimdi aksiyonuna bağlı yani. Nasıl bir aksiyon? Aksiyonu sever yazayım. Atraksiyon var. Ege Özmer. Ben hiçbirinizin tipini, birçoğunuz ekli. Kim ekli bende şimdi? Sen eklisin. Ben adını biliyorum ben senin. İsim neydi? Süleyman. Süleyman Gürel. Soyadın? Biliyorum. Süleyman Gürer. Bilmiyorum. Salih. Salih ne? Tamam, seni de biliyorum. Sen Cüneyt Arkın mıydın? Mete Arkın. Bilimi çok sever, evini alır okşar, aksiyonu sever. Gözlüklü yazalım ya. Şey de yazalım, nerd. Nerd yazalım. Gözlüklü bilim adamı. Abi bak, yaşım büyük olsa kesin bilim adamı rolünde yapardık. Evet, ben bir de küçük gösteriyorum. Yaş kaç? 17. Küçük gösteriyorum. Abi tamsa sen ya. Ben sandım 24 falan benim diyecek, burada ağlayacağım. Şey var, şu kenarda çömür var. Herkesin böyle sakalı var burada falan, ben böyle tüy kaldım. Yok, onu vücut yapınca kapatır diyorlar. Boyuna verir derler ama olmaz öyle. Yok. Bir de o vardır. Boya verir o. Ye sen. Bugün bu arada arkadaşlar tamamen tesadüf. Denk getirmedim bilerek. Aikido'ya başlamamın 10. yıl dönümü. Pardon. Olmuş. Normalde mesela, normalde her sene kutlardık. Son böyle 2-3 sene arkadaşlar dağıldığı için kutlayamadık. Bence tesadüf değil. Harbi tesadüf lan. Değil yani. Pazar var yani. Kesinlikle. Pazar. Hayır, denk getirmedim yani. Hani pazar buluşma olacak falan. Ondan sonra baktım. Aa dedim. Bir aralığa denk geliyor. Böyle en azından bir kutlamaya denk gelmiş olması güzel bir şey yani. Çünkü hep böyle bizim her sene kayıtlarımız vardı. İşte birinci sene nasıl kutlamışız, ikinci sene nasıl kutlamışız falan. Onuncu senede ünlü olmuşum. Ve böyle seyircilerle kutlamışım falan. Güzel oldu yani. Başka bir şeyim var mı? Şu anda da çok böyle ihtiyacımız olan bir şey yok. Mekan çünkü ayarladık. Mekan sıkıntısı yok. Yani şu an çekim yapacağımız birçok şeyi ayarladık. Beyaz renksiz lens olabilir. Beyaz renksiz lens lazım. Beyaz yok, renkli beyaz ama. Beyaz renk. O şey mi? Beyaz da bir renktir. Bilmiyorum, beyaz saydam mı? Mı?
Beyaz olacak. Beyaz gözünün gözünün şu şeyi gözükmeyecek yani. Bak cosplaycilerden bir gelen yok. Sadece bir göz hor yok. Olarak çukur olarak. Gibi. Gelseydi cosplaycilerden. Veya en azından böyle rengi bayağı bir açacak. Neyse onu ayarlarız bir şekilde. Çok iyi ya o. Onu buluruz abi, o bir şey değil. Dişim neydi? Ya muhtemelen insansı bir canlı. Tek kelime mi Doruk Han? Filmin içerisinde. Ekli misin abi? Beni takip ediyorum sadece. Doruk Han Aydın mı? Evet. Tamam, mesaj atarsın abi, şey değilim ben diye. Buluştuk falan diye, hani o günleri nasıl unutursun falan diye atarsın. özellikleri. Ben de arkadaşım gibi bilime ilgiliyimdir, teknolojiye de ilgiliyimdir, güncel olaylara da ilgiliyimdir. Arkadaşı gibi bilimle ilgili. Arkadaşın kim olduğunu yazmıyorum, burada şey olsun, sürpriz olsun bana. Bilimle ilgili. Beklenti artıyor, ooo arkadaşa bak bana. Teknolojiyle ilgili. Mesela bize robot lazım olsa. Asimo falan. Marketten marketten. Çakma olsun. Şimdi sipariş. Teknolojiyle ilgili. Başka neydi? Merhaba. MEP kölesi. Ne kölesi? Milli Eğitim Bakanlığı kölesi. MEP kölesi. Sisteme karşı yazan. Ya bunu kendi daha doğrusu şöyle diyeyim, ÖSYM kölesi şu an. MEP kölesi, ÖSYM kölesi. Slavelik var yani, tamam bizde köle rolü bayağı oluyor. Üç tane köle oynattık. Ben çok iyi köle oynadım bu arada. Abi şey, şeyi andırıyor değil mi? Naci doğru. Vardı ya. Evet. Naci Abuska. Naci diye bir... Naci'ye ne oldu peki? Naci diye bir köle vardı bana bizde. Bana olmaz, köle olur. Senden güzel köle olur. Aynı sen ya. Sakal makal. Ya evsizim ya solcuyum ya da zaten köleyim yani. Arkadan dolayı. Senin solcu olmadığını hayal edemiyorum. Tamam. Şimdi şey diyeceksin değil mi? Ülkücüyüz falan. Şimdi bayrak çıkaracak şeyle. Çatlayacağım falan böyle. Ötüken yolu yokuştur falan. Benim hiç belli olmuyor değil mi Necci oğlum? Hiç. Yok abi. Tamamen normal ince... sıradan bir... Yok. Ama şöyle i̇şte bir şeylerle olacak. Oyalandığım ninja direkt gibi. Belli oluyor. Yani. Kanvas ceketten anlaşılıyor direkt. Yok bu soğuktan dolayı ya. Normalde ama hani, normalde giymem çanta yani. Çanta falan direkt şey yapıyor. Yani bu adamın planları var dedirtiyor yani. Küçükten beri sessizce böyle bir şeyler yapıyor, yaptık devamlı. Millet de hep dalga geçti bak. Bak sonra ne bak oldu? Şimdi ne oldu? Bak şimdi ne oldu? Demek Allah var. Başka ekleyeceğin kölelik haricinde? Kölelik haricinde şu anlık yok. Yani arabaları seviyorum. Arabaları seviyorum. Çok önemli. Arabaları seven adam bazen lazım oluyor. Bazen arabaya bindirecek adam lazım oluyor. Ah ben binmem falan. Arabaları sever. Tamam güzel. Arkadaşı gibi bilimle ilgili, teknoloji ile ilgili, arabaları sever, MEP kölesi, ÖSYM kölesi. Tamam. Senin neydi? Pardon siz... Yeni geldi. Olaydan çok haberdar değil. Haberdar. Önce böyle hani filmin başı gösterilir, ondan sonra adı çıkar ya. Şimdi adı, evet. Onat Saygı. Ha sen ekli miydin bende? Onat, bir Onat vardı bende. Ekli. Olabilir. Onat ne? Saygı. Çok saygı. Çok efaydalı ekli bende. Saygı. Ne olabilir? Ona saygı. Tamam, ekli değil, sen de mesaj atarsın abi. Biraz parkur gidiyor. Parkur. Sen o... Burak Bozulan tabii. Burakların grubunda mısın? Yok. Başka kendi çapında parkur yapar. Kulaklığı takıyor, koşturuyor. Grubunuz var mı? Yok. Yani vardı, dağıldı. Abi ben başlamayı planladım. Bir antrenman yapmaya çalıştınız, kafa üstü falan düştünüz, dağıldınız böyle direkt değil mi? Yok. Ah falan bana göre değilmiş bu iş. Beyler ben iptal. Beyler BM'e gidiyorum. Parkurda düşme varmış lan, ben bilmiyorum. Flip falan yapıyor musunuz? Biraz parkur flip yapamıyor. Bir arkadaş var benim, konağa gidiyor, orada atlıyorlar. Takıl sen de onlara. Burak ya işte. Burak Bozon'u tanımıyor musun ya? Herkes tanıyor. Parkur camiasında. Bayağı iyi o da. Adam müthiş ya. O dördüncü
bölümde o oynayacak. Şu an 3. bölümün çekimlerini bitirdik. 4. bölümde o ve ekibi oynayacak. Onat Saygı, biraz parkur Filip yapamıyor. Başka özelliğin? Başka özelliğin var da yazmaya değer. Var da yazmaya değmez. Bazen sürecine pişman oluyor ama bazen o kadar acayip özellikler lüzumlu oluyor ki. Birisi diyor ki mesela bilgisayar tamircisinde çalışıyorum diyor. Biliyorsun ondan mesela hani eski bilgisayar parçaları böyle atılacak. Mesela şey olan var mı? Aa bak aklıma geldi. Babası böyle subay falan. Benim emekli ama emekli alma. Ne lazım biliyor musunuz? Subayken. Boş kovan artı mermi olursa olur. Aslında merminin gerçek mermi olabilir veya mesela şu anda şu an mermi olarak 9 milimetre lazım. Ondan sonra o olabilir ama esas boş kovan lazım. Bir ben sürü böyle çok yakın fazla. Yakın zamanda memlekete gideceğim de bayağı geçirebilirim sana. Bir kenarda duruyordu. Boş kovan mı? Ama ne zamana lazım sana? Ben boş kovan. 5. saniye. Bayağı bir ay sonra yani. Ha tamam. Ben hani şeye gideceğim de tatilde. Yani 4. saniye. Ne? Boş kovan mı? Ya boş kovan bulurum yani. Neyin boş kovan belli değil daha. Ya tüfek ve tabanca bulurum ama daha çok tüfek bulurum. Tamam tüfek lazım. 9 milimetre değil. Tam olarak şeyi söyleyeyim. Minigun'ı biliyorsun. Mitralyöz. Onun böyle şöyle ince uzun oluyor ya. Ha. O tür lazım. Yani köy yerinde. Hayır ince uzun olsun. İnce uzun olsun. Abi ince uzun olsun. Asıyorlar. Var da öyle görüyordum ben köyde. Ya çoban bir şekilde falan böyle sahtesini yapabilsek. Ama aslında böyle 100 tane yani falan lazım. Ama dersen ki ben 15-20 tane buldum hani onu böyle 20 taneye atarız bir 20 tane daha alır tekrar atarız falan böyle hani atkertleri öyle yaparız hani değil mi? Onu kesin yapacağım yani onsuz o olmazsa olmaz. Neyse elimden varsa gelince getiririm ben tamam. Şöyle bir kutuda hani kardeşim düğünlerde toplarlar ya çocuklar onu bantlayıp bir yere koyduğunu hatırlıyorum. Çok fazlaydı ama yani içinde 60-70 tane vardı. Şey değil mi boş kovan? Boş kovan tamam. Hani tüfek için. Kardeşim geri izin verecek mi? Ya geri vereceğim zaten ya. Hatta sen direkt birlikte çekime gelirsin yani. Bak gördün mü? Bak bir özelliğin oldu. Köle olur möle olur geç bunları. Köleye geç. Boş kovanı var. Boş kovanı var. Evet. Kenarını tutayım. Kaykay yapıyor. Ben direkt gitar çalıyorum ama bilmiyorum şimdi yararlı. Ne çalıyorsun? Elektronik. Ben de hani bir şey çalıyorum falan hani lazımsa abi çalalım falan tam anlamadım abi. Mağaza patlatalım abi. Elektro dedi ya elektronik eşya çalıyorum abi lazımsa. Elektro gitar çalarım abi çok iyi. Geçen Zuhal'i patlattık. Ben elektro gitar çalıyor. Duvardan alalım. Bana bir şey oluyor. Ege Özmer abi. Ha. Bu arada elektro şey abi gitar çalar. Timelapse falan hani gittiğim yer karkış yani bozkır olacak. Timelapse veya işte o tip bir şeye ihtiyacın olursa onları da halledebilirim. Sen kendini yap kafana göre. Ha işe yarar mı diye getireyim aynen. Ben kendi fikrimdi bu. Senin işine yararsa ya. Yaramazsa da sen kullanırsın sonuçta. Aynen. Biraz parkur Filip yapamıyor. Varda yazmaya değmez. Kaykay yapıyor. Onat Saygı. Sen yazdık. Anlamıyorum abi. Çağıl. Soyalım. Kulaktan kulağa şey yapalım. Bişi mi? Bişi mi? Bişi mi dedin abi? Beni bul. Beni bul mu? Beni bormuş. Ama bak en zor soyadları olan hep en uzakta oluyor yani. En uzakta oluyor. Beni bol. Akakıloğlu falan. Anlamıyorum. Ekli misin Facebook'tan? Tamam her neyse arkadaşlar ekli olmayan herkes mesaj atabilir. Ben bugün şeydeydim falan diye. Kamera çekiyor mu? Herkes şimdi yazacak. Hayır isimler kayıtlı. Arada kaynamak yok. Çoğu benim ol. Özelliklerin?
saçım o zaman taş. Bilim kurgu. Bilimle uğraşıyormuş. Ne kadar güzel. Bir sürü bilimle uğraşan bir arkadaşımız var. Bilimle uğraşıyorum az çok. Ben de yani nefret etmem bu arada. Hani alan gereği yani severiz. Keseriz. Psikoloji. Kağıt çalıyorum anlıyorum ya. Piyano. Aa çok iyi ya. Buradan bir fusion grubu çıkacak galiba. Fusion falan, funk falan bir şeyler yaparız. Bateri bende, gitar sende, piyano da sende. Konmek Slevo grubu diye. Konmek ne demek? Bas gecesi. Konmek ne demek? Özel isim herhalde. Konmek ne demek diye sordu. Özel isim ya. Aynen ben de özel isim. Konrad Mechanics'in birleşimi. Ne Mechanics? Konrad. Konrad Mechanics. Konrad. Zamanında biz... Abi bu ismi var 2000... senesinde 1999 mu 2000 mi öyle bir senede 1999'da falan galiba o zamanlar normal mail adresinin kendi ismini yapamıyordum çünkü güvenli değildi yani kendi ismini yapamadığı için herkes böyle bir sahte isim yabancı bir isim koyuyordu DJ Yapo aynen DJ Yapo Fako FF Fako normal ismini koyamıyordu kimse. Ben de öyle bir nick aldım. Hem kısa olsun hem hani alınmamış bir kelime olsun diye. Konmek diye bir kelime oynadım. Efe 1-2-3 yapmamışsın nick ya. Öyle kalır. Aynen. YouTube'da 500 tane video var Efe 1-2-3. Hayır. Daha kötüsü abi Efe Big Boy 31 falan böyle. Efe alt çizgi. Efe alt çizgi sokaklar, alt çizgi serseri falan. Efe sokaklar serkenisi mi düşünüyorsun? Güzel olur ya aslında. Eve gidince öyle değiştirsen. İzmirli serseri yapayım mı? 35 style. Evet, başka özelliğin? Parkur. Flip yapıyor musun? Parkur yapmıyor ama flip yapıyor musun? Oha benim hiçbir şeyim yokmuş lan falan demişti. Başka neyin var? Evim var abi. Ben söyleyeyim mesela benim ne özelliğim var? Aikido yapıyorum. Bak aslında filmlerde kullanılabilir. Aynen. Abi iyi hatırlattın. Ben de karate siyah kuşakta karate yapıyorum. Oğlum bunu nasıl unuttun sen? Nasıl unutabilirsin abi? Abi ben siyah kuşakta birinci dala geçtim bıraktım. Nasıl unutabilirsin? O yüzden. Böyle mesela şey falan yapabilir misin böyle? Takla yok. O ne abi? Ryu gibi mesela şöyle 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 gidebilir misin? Abi graviteye aykırı o ya. Olsun gel de yazalım. Peki hepsini geçtim. Böyle döner tekme falan. Halledersin ya onları. Ne yapabilir miyim? Yani? Yaparsın onları. Denesene abi şunu. Tamam çalışıp da gelir ya. Kafeden kovuyorlar. O kataların hepsini öğrendin yani biliyorsun. Biliyorum ama unuttum. Ama ya hatırlarım ilk. Mesela dışarıdan konuşmaya da. İlk ara gittirken bilgisayara bacağı gidiyor. Adam 5 dakikada sıcak kuşak. Ne demiştim? Piyano çalıyorum sonra o kadar mı? Bilimle uğraşıyorum. Onu söyledim. Bilimle uğraşıyorum, az çok piyano çalıyorum. O kadar. Soft müzik falan gerekirse. Soft yapıyor. Soft yapıyor. X art abi, yaz X art. Alper Akşam. Bir tane oyuncumuz var şu anda. Bir oyuncumuz var şu anda abi. X art. Abi sen hiçbir şey söylemene gerek yok. Tipi yeter yazıyorum ben buraya bitti. Hani Arapça falan okuyabiliyorum. Osmanlıca okuyabiliyorum. Şey. Eyvallah abi. Şey. Az şeyde Japonca biliyorum. Japonca süper abi. Japonca biliyor ya. Tipi kaydettin değil mi abi? Aynen kaydetmiş olmam lazım. Evet. Aynen. Yeni evet. Comeback Idol'ın yıldızı. Sen de kötü adam tipi görüyorum. Çok kötü bir tip görüyorum sende abi. Hani Japon mafyası olsun. Japon mafyası olsun böyle. Pis böyle gülen, şey. Sırıtan. Ne o beyaz kadın tüccar falan. Az olur lan falan diye böyle. Süper ya. Güzel olur. Ya da o bize şeyde üçüncü sahnede göreceksin. Orada da böyle bir raver arkadaş var. Onu da böyle elektrikçi diye aldık. Adam başrol oldu falan böyle. Şey ne soracağımı unuttum. Hafta sonları boş vaktin oluyor mu? Hafta sonları genelde olur. Olur değil mi? Tamam. Hafta sonları boş. Ne yazalım sen? Yakuza. Her türlü. Her türlü Yakuza.
Beyaz kadın tüccarı. Onu yazmayayım boş. Görmesin. Her türlü Yakuza. Tamam, her türlü Yakuza yazın, aklımda kalır. Ama artık Japon lazım değil. Şey diyecektim tam. Yok. Ümitler söndü. Yok, yok senin için değil ya. Sonraki filmde olur ya. Evet, senin için değil. Şeyi soracaktım tam. Japon tanıdığın var mı falan diye soracaktım da. Artık lazım değil zaten. Sen kendin gel yeter abi. Bulundu. Ama varsa da söyle, var mı? Yani adama ümit veriyor, veriyor daha, ama artık... Uzun zamandır konuşmuyoruz. Abi yok. Profesyonellerden daha iyi bir kadrom var ya. İşte profesyonellere ders olsun. Profesyonellere ders olsun. Var diye Salih kurşun atıyor, durduruyor. Taş atıyor, pardon. Taş kurşunla durduruyor. Böyle özelliklerin var mı abi? Kurşun taşla durdurmak falan. Onu yapamıyorum. Yapamıyorum. Deniyor musun? Deniyor gibi bir hali. Deneme aşağı olsun. Seni yazmamış mıydı ya? Beni yazdığın defter abi böyle pembe çiçekli kartlı bir şeydi. Onu biraz. O zaman bu değil. Geçen ne zaman buluşun bu ya? Geçen dediğim, geçen sene 10 Kasım'da. Geçen sene 2012'de mi? 2012'de değil mi? 2012'de. Alsancak'ta. Bir sene geçmiş baksana. İlk buluşmaya gelmemişim. Süleyman. Ha söyle, sen de söyle, evet tamam. Salih Akın. Geçen... Fatih Akın'ın nesi oluyorsun? Hiçbir şey. Fatih Akın'ın hiçbir şeyi. Söyle. Özelliklere İngilizce, İtalyanca ekleyebilirsin de. İngilizce, İtalyanca. Akustik gitar. İngilizce, İtalyanca, akustik. Kelepçe, jot, beyzbol. Bunlar barınıyor mu sen? Var mı öyle şeyler? Hangi erotik shop'ta çalışıyorsun abi? Beyzbol sopası. Ben müşteriyim, içiciyim abi. Yağlı beyzbol. Onu sil, kullanılır mı? Kelepçe ne? Gerçek kelepçe mi? Gerçek. Nereden buldun? Kız arkadaşımın babası... Başlanır mı lan? Onun mu başladı abi? Kaç yıldınız fetiş? Düğün hediyesi olarak verdik. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Abi var kırbaç öyle, bir de yanında. Hayır, normal bir şey mi bilmiyorum ama bizim arkadaş öyle gelinin bir de yani damadın değil. Gelinin annesi düğün hediyesi olarak böyle şey erotik çorap morap böyle şey. Erotik iç çamaşır falan. Bol bol torun olsun istiyor yani. Aynen, bol bol torun bu kadar abi. Kız arkadaşının babası polis. O zaman biber gazı da temin ederiz sana. Biber gazı var. Ha, iyi. Biz şey yapabiliyoruz ya, duman... Gazdan ziyade durup. Kapsül önemli galiba. Niye, ne yazıyorum abi ben? Kız arkadaşı yazıyorum ya. Kız arkadaşının babası polis. Kelepçe yazıyorum. Kelepçe yazıyorum. Bu küçük çocuklar için böyle 5-6 yaş için şey seti olur. Polis seti olur. Pembe pembe. Onlara çok bakarım böyle hani kelepçe falan olur mu diye. Şey falan var ya. Bayağı bildik kaylo seti mesela, tamam mı? Kaylo seti, asker seti falan. Miğfer var, el bombası falan var. Tabanca yok mesela. Kelepçe, el bombası falan. Hani ya tutuklanırsın ya patlatırım falan kendimi diyor. Arası yok. Hem aslında bir biber gazı olması lazım bak. Bir cop olması lazım. Bunlar yok. Şeyde sette yani. Bunlar yok. Direkt böyle makinalı tüfek. El bombası, bir de kelepçe. Ya bugün kelepçeye rastladım ben bu arada bit pazarında. Alsaydık fena olmaz ya. Abi kelepçe bulunur da alınmaz mı ya? Tamam da gerçek mi? İşine, gerçek canım, ben aldım. Şey işine yaramasa bile aldım. Adam kurtulmuş yani. Ve kenarda deri vardı böyle abi. Biraz kan vardı. Aslında yalnız... bizim için plastik daha iyi. Gerçekten ziyade neden? Daha hafif olması açısından daha böyle bileklere daha az zarar var. Plastiği direkt biz metalik boyayla boyuyoruz. Bu metal ağırlığı ama görsel açıdan daha şey değil miydi yani? Oyuncu verir abi. Gerçek kelepçede şeyi falan anahtarı bulamayacaksın, kalacak herif. Anahtarı yoktu. Anahtarı yoktu, biz o yüzden almadık. Yoksa almadık. Yalnız o çekim işte etki tepkiyi çok fazla olmuş. Hangisi? Neyin? Vurulan oyuncu vardı ya. Nerede abi? Dediği anlaşılmayan adam. Üçüncü çekim. Fallout TR'nin üçüncü sahnesinde. Sen kanı fışkıran adam mı? Lastikli sahne galiba. Hayır hayır, lastikli değil. Değil mi? Kan değil mi? Kan demiyor musun sen? Çocuğa mocağa göstermeyeceksin onu yani.
Anlamadım abi. Orada geri sekmesi çok fazlaydı diyor. Gerçekçi. Oğlum değil. Sen nereden seyrettin? Ben daha yüklemedim. Ha şey mi diyorsun? Retekten alabilir misin? Kamera arkası mı? Olabilir. Ona bakma sen. Kamera arkasına bak. Final çekime bak. Final çekimde normal. Senin için normalleştirdik abi. Abi bir de şeyi soracağım ya. Çekimlerin genelinde dış ses çok az da. Dış sesi... Aynı şekilde. Doğal ses. Atmosferi... Onları vereceğiz. Onlar sorun değil. Çok önemli gibi. Halledeceğiz. Sıra söyle. Bende geldi. Evet. Sonunda. Süleyman Güler. Özellikleri? Pek fazla özelliğim yok ama bilgiye aç. Bilgiye aç. Evet. Çok meraklıyımdır. İnternette çok dolanırım. Meraklıyım. İnternette çok dolanır. Şey, ben de sabah akşam düşünüyorum. İnternette çok dolanır. Sinemaya ilgim var. Sanat filmlerine bayılırım. Sinema neyin var? Sinema yani. Sinema. Yani. İlgim var. Evet. Tamam. İlgim var. Fransız sinemasına özellikle. Direkt şey oldu ya. Necdet Uygur tiyatrosuna döndü yani. Uzaktan böyle anlamıyorum. Böyle acayip şeyler anlıyorum. Adam diyor... Elektro gitar çalıyorum, elektronik alet çalıyorum anlıyorum. Sinemaya ilgim var dedin, şey sandım ben. Şu sinemalar.com'da öyle bir site var ya, oradan nikim var dedi sandım. Hani sinemalardan nikim var abi, her türlü yazarız seni falan. Birisi çünkü öyle yazmış beni. Efe Aydal falan diye böyle. Teçhizat falan da yok. Sende de bir sapık gibi var. Efe Aydal'a sevgi yazıyor. Efe Aydal'a sevgi bilgi yarışması ama değil mi? Evet, bilgi yarışması, laptop falan. Efe Aydal'a sevgi yarışması, ödül laptop. Efe Aydal'a karşılıksız sevgi yarışması, ödül laptop. Ödül laptop, aynen. Beni de çek. Tek çekeyim. Efe Aydal'ı en çok karşılıklı sevene web laptop veriyoruz. Şey, sahte ne o iPad veriyoruz. Sahte mi? Bin marka, bin marka iPad. Ve baklava vardı. Kargo parası senden mi onu söyle? Kargo söyle. Sizden. Hadi ya. Kargo sizden şöyle 1000 lira falan bir kargo. Ücreti. Evet, bilgiyi aç. Meraklı internette çok dolanır sapık tipi var. Böyle demeyelim. Sapık tipi. Ama var. Var mı? Var. Yapacak bir şey. Ama ne güzel bak rolün olur. Evet, süper roller. Sanatçı rol seçme. Öyle bir şey. Sanatçı için soyunursun herhalde tahmin ediyorum. Hatırım için giyin var ya. Sanat için soyunma, hatırım için giyin. Ne o Lady Gaga'yı falan mı? İsim neydi? Lady Gaga'yı mı söylüyorsun? Yok. Ne o? Özel Aydoğan. Yok Özel Aydoğan. Bu Sarıkaya'nın bir karikatürü. Hatırım için giyin. Yılmazoğlu. Sen yoktun tekrar söyleyeyim. Ekli olmayanlar mesaj atabilir bana. Facebook'ta ekli olmayanlar. Ben eklemiştim. Hala öyle. Ya normalde ben arkadaş şeylerine bakmıyorum. Friend request'lere bakmıyorum. Ama tabii tanıdığım olduğu zaman tanıştığım insanları ekliyorum. Tanımadıklarımı eklemiyorum zaten yer de yok yani. Tanıştığım insanları şey olmasın diye sakata gelmeyelim diye. Can Yılmaz şey yaparsın. İlk şeyi söyleyeyim Yasin Cahil. Yasin mi? Evet. Ben işte şey değilim abi. Doğa abi var ya. Ha sen ayrıyeten tanıştın onu. Ya okulda gördüm. Anladım. Nasıl gördün ve şeylerden tanıdın mı? Videolardan tanıdım. O da şaşırttım. Vay boşuna gitmiştir ha. Ben çok sevdim sürekli gülüyorum. Evet arkadaşlar bak ünlü, ben sizi ünlü yapıyorum. Bu da kanıtı, bu da mı tesadüf? Ha ben bir şey soracaktım. Seni bana Nebuç söyledi. Nebuç kim? Önerdi. Nebuç'u tanımıyor musun? Hayır. Onu da YouTube'dan al var. Niki Nebuç. Dalgalı uzun saçlı böyle durmadan. Kadir Kirişçi. Gerçek adı mı o? Onu bilmiyorum da. Kadir Kirişçi miydi? Onu hiç tanımıyorum abi. Ters yarak gibi gözüken adam değil mi o? Kadir Kirişçi. Sonunda bu adamı iyi araştırın falan güzel şeyler bulacaksınız demişti. İşte oradan buldum ben seni. Yasin Can Yılmazoğlu. Evet özellikleri nelerdir abi? Bu arada yaşını sormayı unuttum abi. 19. Ben 92'liyim. Seni biliyorum 94'lüsün. 92. Özellikler? 2000 demeyeceksin değil mi abi? 93. Oha. Şok. Neydi Salih Akın mı? Evet abi. 93. Kaçtın? 92. 92. Yakuza sen kaçtın? 93.
Niye böyle takma isimle hitap ediyorum biliyor musun? Rolüne şimdiden gir diye. Ama adını unuttum. Ha Alper yazmamışız ki. Bir dakika ya nasıl yazmayız? Ha burada. 93 mi dedin? Yanındaki arkadaşla yaşıtsın yani. Şöyle bir göstereyim mi sana abi? Şu iki arkadaş yaşıt. Abi kardeş. Birisi Ocak, birisi Aralık. 12 ay böyle çok verimli bir aymış. Vardı yani doğudaki kızlar daha çabuk gelişiyor. O dönemin şartları. Sen o dönemin şartlarında yetişmişsin. Sen şimdiki dönemin şartlarında yetişmişsin. Yasin Can Yılmaz olur. Özellikle rol için gelmedi yani tanışalım diye. Söyleyeyim ama. Rol için gelmedi. Diye geldi. İngilizce var, Rusça var. Müzik prodüksiyon var işte. Müzikle uğraşıyor. DJ'lik var. Zaten herkes tanışalım diye geldi de. Ben yine de milleti böyle biraz zorluyorum. Zenci tanıdığım var. Harbiden var mı? Var da onlar. Yani, gelir mi? Şey, Alman daha çok ya. Yani. Benim arkadaşları var. Bize zenci lazım o. Zenci mi lazım? Diğer tipler. Japon olur, Macar, zenci olur. X var, çıkar var. Somali'den geldi olur mu? Olur. Yakalırız şu an. Yok. Yoldan çevirmeyeceksin değil mi? Yok. Saatçi falan değil değil mi? Tamam. Şeyde, kız yurdunda görev yapıyor. Yani görev yapıyor dediğim nöbet yapıyor. Orada abi da... nasıl bağlanacaksın çok merak ettim şimdi. Annem kız orada da Somalili... Nöbet... yapıyor. Orada da Somali'den gelme kızlar var. Ha kız. Evet, Somali'li deyince hiç kız olduğu aklıma gelmedi. Abi. Direkt erkek olarak düşündüm. Somali'de kız mı var? Harbi Somali'de kız da var. Hadi ya. Tabii abi olması lazım. Şimdi teorik olarak düşünecek olursan. Onlar da insan. Adın neydi abi? Dorukhan. Dorukhan Aydın. Somali'li kızları var. Somali kız. Somali'li kız. Tüccarı. 2 dakika bittim geldim. Ama o kızlar erkek. Somali'ye de... girdik abi biz. Değil mi? Kadın ticareti falan. Somali'li kız bulur. İşler değişti. Böyle kalmasın burada ya. Erkek de bulur. Parantez içinde oyuncu olarak yazalım da sonra birinin eline geçerse. Oyuncu olarak. Can Yılmaz oldu. Tanışalım diye geldi. Başka neydi abi? Başka işte müzik falan yapıyor. DJ'lik var. DJ'lik var. Rusça, İngilizce. Yabancı. Ha, zenci tanıdığı olan sendin galiba. İşte benim beyim bu kadar gitti abi. 2 dakika önce adam söyledi zenci, Alman, her türlü ex, cigara falan diye. 2 dakika önce söyledi unuttum. Yaşlanıyoruz ne yapalım. DJ'lik var, Rusça. Alman bulur. Alman bulur, zenci bulur. Sohbet hakikaten böyle. İspanyol da bulur. Bulur, İspanyol bulur. Ama bir dakika saat kaç oldu bu arada? 12-13. Yani gelen herkes bu kadar değil mi? 29 kişi geleceğim yazmıştı. Kaç? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Ve ben maybe demiştim. Ben hiçbir şey demedim. Onu 30 sayayım bence. Sen yazmadın mı? Yazmadım bile. 30 sayayım temizim ben. Müştahak onlara. Going, geleceğim demeyip de gelen kimler var abi içinizde? Ben varım işte maybe. 1-2-3. Diğerleri geleceğim diye işaretlemiş miydi oraya? Evet. Abi 3'ü de çıkar 10. 19 kişi geleceğim deyip gelmemiş abi. İzmir rekoru. Ben bir de Manisa'dan geldim. Helal olsun abi. Film cilikle uğraşan sen vardın. Başka var mı? Böyle kısa film cilikle uğraşıyordu falan diye. Ben uğraşıyorum. Eline tripod. Sen de bir zahmet uğraş yani. Uğraşıyorum bir türlü çekemiyorum. Kısa süre konmekle çalıştım. Bastın değil mi abi kayıda? Bastım. Ha iyi. Çekmiyormuşum abi. İki türlü çok kötü oldu. 2 saattir kamerayı kesiyorum böyle. Menemen'e gitmiştik. Bana geldi Allah'ım. Menemen'e gitmiştik. Ben şimdi kameramanım tamam mı? En önemli sahneyi play'e basmamış. Bunu da izbanda fark ettik abi. Çok kötüydü. Çok fena ya. Aklına geldi şimdi. Dalacak mı? İkinci sahneyi sıfırdan... Hani çöpe giden Fallout çekimi vardı ya YouTube'da. Aha, ha, o benim işte. Çöpe giden çekim benim diyorsun yani. O benim. Ya, kısa film konusunda veya sinemada set esnasında yardımım
dokunabilir. Benim dışımda çok fazla ilgilenen kişi vardı. Birinde beni sayabilirsin. İşin düşerse ben hazırım. Şey, beni de ekleyebilirsin. Ha, seni unuttuk ya. Doğru, sen o sırada tuvalete gitmiştin. İsim neydi? Özgür Atik. Facebook'ta ekli misin? Ekliyim. İsim çünkü tanıdık. Kaçlısın? 88. 93'den küçük var mı? Beyler, kaç? 4. Ben varım işte. 6. Ben de 90. Başka? 7. 7. Hadi ya, var mı artık? En küçük senmişsin abi. 97. 2000 çıkacak, ben ondan korkuyorum. Kaçlısın? 98. En küçük sen. 98. 9 yok Allah. 8'de kaldık. 98. Oo, en küçük ben değilim, sevindim ben. Biraz da olsa Smackdown'cu reis falan. Smackdown şeyi çekimi falan yaparız direkt. T-shirt. İlk okulda reis. John Cena t-shirt çocuklar. Efe abi, Efe abi. Özgür Atik 88. İzmirli misin? İzmirli sayılırım. Yani şu an İzmir'de oturuyorsunuz. Özellikle? Asker kaçağı. Asker kaçağı. Hadi ya. Bulduk bunu. Kayıtta yalnız bilen devam. Bulundun artık. Şey, Canon 20D makine var. 20D mi ya? Hiç hayatımda duymadım. Eski. Fotoğraf tutuyorsun. Fotoğraf tutuyorsun. Şey, fotoğraf da video modları. Video yok. 20D modeli hiç duymadım abi. Zenitlerin mod olduğu yıllar falan mı? Bu arada, evet arkadaşlar, Canon 500D ve üzeri makinesi olan. Bende var bu 500D. Ama kit lensi var. 500D, bende lens çok ya. Lens uzun değil. 1.8 alayım mı yani sen? 500D. Bir ara bir çekime getir onu bakalım. Çekim kalitesi. Birkaç kamera herhalde aynı sahnelerde. Bazen lazım oluyor. Abi seninkiler çok renksiz çıkıyor ya. Renksiz mi? Evet. Bayağı bir kalitesi düşük gibi makine. Çok güzel abi. Benim de söylemek istemezdim ama renksiz çıkıyor. Yok oğlum ya. Evet. Şu el kameramı var mı? Yalnız bayağı işe yarar geldi. Aynen. Aynen. Şantiyi ayarlayabilir yazıyor burada. Sabah bir vaktinde böyle. Şu an gerçi kafam aklımda yok da. Bir şey diyeceğim. Bizim orada böyle terk edilmiş bina veya mekan var diyen var mı? Oğlum bunları niye söylemiyorsun? Neydi adın? Çoğul. Onakta aynı yaklaşık benzer. Çoğul. Onat'la aynı yerde oturuyor. Evko 3. Neresi abi orası? Tam böyle metro neresi? Evko 3. Yani. Şey de var abi. Buraya gelirken Halkapınar'ın yanında. Orada çektik ya. Orayı çektik. Şey diyorsun değil mi? Otobüsten gözüken yer. Evet. Orayı da çekmeyi düşünüyoruz. Metrodan gözüken yer. Orası Başkent Üniversitesi'ne aitmişti. Direkt terk edilmiş yerler var. Onları daha iyi olur. Bu bizim Recep Reis'den. İyi mi? Değil ya. Yani. Recep Reis ne var? Hani bulduk ya bir tane. Koltuk arkasında Recep Reis yazıyor, hatırlamıyorum. Tabii canım, Recep Reis bayağı iyi yani. Aynen. Şeyi düşünüyoruz şimdi. Urla'da terk edilmiş bir motel varmış. Orada çekmeyi düşünüyoruz 4. sahneyi. Onu da, onun mesajını atan adamın kim bilir nerede? Ha, normal inşaat alanı ya. Normal şu anda kaza şansı. Büyük ihtimal lazım olmaz. Daha böyle yıkık şu şeyler lazım bize. Yani Yükmez'de de öyle bir otel vardı ama gene de aklı olmuş. Ha? Yükmez'de. Evet. Onu biliyorum. Aman. O da güzel baya. Şey diyorsun değil mi? 4-5 katlı falan. Şey, Urla'dakini biliyor musun? Beton bir iskele tarzı bir şey var. Urla'dakini biliyor musun? Yükmez. Ha, bir de Urla'da var. Bence Ütmez yakın. Abi Ütmez diyor. Tam Ütmez diyor. Masa yatıyor. Ütmez. Yeter artık. Adını yazmadım kaldı mı arkadaşlar? Mete Arkın. Yazmadım.
şey yazsana, hani bir tane arkadaş vardı ya, uzun süre konuda çalışmıyor. Biz nasıl tanıştınız? Biz abi şeyde. Sen cosplay mi gelmiştin? Cosplay'de. Benim kardeşim doktor. Cosplay'de işte gelmişti, jürilik yapmıştı. Ben de o anın kamerasını çekmiştim. Ha, benim babam zaten de ablam falan da. Cosplay falan yapıyor musun? Cosplay. Şu anlarda ne çekeceğim çok falan. Net şey, belli olduğu için. Yarışmanın videosunu izlemiştim. Cosplay kazanan arkadaşlar. Direkt böyle bir mekanlarda çekilmek. Ama gidene kadar böyle. Herhangi böyle bir anime severlik. Sevmem değil. İzlemiştim çok. Seviyoruz yani. Dayak yemeden yavaştan kaçırdım. Yapıyorum ben direkt. Kostüm yapıyorum. Kostüm yapımı. Buna mı ilgilisin? Evet. Bolucu mu? Yok. Cemil İpekçi ile çalıştı ya. Üçü adam lazım olursa. Üçü adam ayarlayabilirim. En iyisini. 2-3 müjde var yani. 2-3 adam yekpare yani. Adamın karın kasları kadar benim göğsüm var. Vücutçu ayarlayabilir. Evet. Ama o çok sakat bir defter oldu ama. Başkasının önüne geçmesin. Gay porn. Ekip kuracaksın işte. Bugünkü olayı unutma. 29 kişi geleceğim dedi. 10 kişi geleceğim. Ben dedim. Diğerleri de galiba maybe belki falan... Onun içinden miydi yoksa hiç yazmamış mıydı? 30 yani, kişi var maybe'de. Maybe'de 30-35. Bak 25 kişi. Öyle mi? 25 öyle kişi değil mi? 25 kişiden 2 kişi falan geldi böyle. Ya bir de alakası olmayanlar da dahil yani genelde. Şeye mesaj atsana. Can Okan. Ha evet. O nerede kaldı acaba? Ben de mesela yani şu an nasıl mesela hani 5-6 kişi grup ayarlıyor. Mesela 3 kişilik 4 kişilik bir çekim ekibi lazımsa 10 kişiyi falan böyle çağırarak 10 kişinin içinden hangileri geliyor falan. Öyle öyle biraz hani gelen adamları içinden ayıkladım. Burada da mesela hani çok kişi gelecek diye şey yapmadım. Nasılsa çok kişi gelir falan hani daha büyük bir yere getirdim. Tek fark oydu da hani sıkıntı yok. Benim hep kafamda ses kayıt cihazı alıyorum. Çalışma olduğu için. Aynen. Çünkü... Ama zahmeti de çok kötü. Abi o zahmeti profesyonel çalışma istiyorsan o zahmete katlanacaksın. Normal mesela hani 550 alıp Magic Lantern diye bir yazılım var. Aynen. Onu yükleyip biliyorum. Kablodan şey yapabilirsin ama onda da şöyle bir sıkıntı var. Kablo hep seni engelliyor. Kablo çok büyük bir engel sana yani. Hayır hayır korkma. Amca var amca. Gökmüş çantı. Bizde işte kablo sürekli sıkıntı oluyor. Oynuyor falan böyle ses gidiyor. Aynen yani. Kamerayı zaten oynatamıyorsun. Bir de öyle düşün. Hareketli bir şey çekeceksin. Kamerayı oynatamıyorsun. Hayır ondan değil. Oynatınca mikrofonun şeyi gidiyor. Mikrofon kabloya bağlı ya. Yani o hafiften oynasa bile şey oluyor. O cızırtısını aynen. İçerideki oynamaları falan bazı hatta aynı. Direkt öyle yapıyorsun işte. Bir de herhalde şey makinenin kendi içerisindeki motorunun gürültüsünü de alıyor. Yani. Yok. Kendi Magic Leden kursan da hani yok onu almaz. Mikrofon takılınca olmaz ya. Hani mikrofon çok başarılı. Başarılı. Abi abi. Yönetmen yazar. Nasıl yazmış bunu diyorsun? Yani mesela şey... Bayağı dolaşıyor. Simya dalında. Dört element. Yani... Dünya üzerindeki ne kadar madde varsa hepsi bu dört elementten bir tanesinin şeyi işte veya birkaç tanesi karışımıdır. Olarak bir şey var. İnanış varmış yani. Doğru olma ihtimali var. Mesela kaya, toprak, artı, ateş. Olmadı zaten çıktı landı. Orada yani. Toprak ateşi birleşince kaya oluyor. Ha. Olur ya. Ateşle havayı birleştirince buhar falan oluyor öyle. Bir tane apps vardı ya. Şöyle oyun kadar. Değil mi bu ya? Bir tane şey oyun diyorum ya. Böyle crafting diye bir şey var böyle.
4 tane element veriyorlar. Sen bunları tek tek yapmaya çalışıyorsun falan. Biliyorum, oynadım diyeyim ben onu. Oyun gibi geldi bana. Ya yaptım ben onu. Dandik oyunu bir başlayınca bırakamıyorsun. Aynen, hepsini aynen. Ben de deniyorum böyle. Bir bulut yaptım. Yağmur yapıyorsun elektrik falan. Elektrik falan böyle. Doğru şeyden bahsediyoruz değil mi biz? Evet. Ha. Hani 4 tane şey var sol üstte. Üst üste getiriyorsun çarp böyle. Aynen aynen. Seri üretime geçiyor. Minecraft gibi olduğu için ben severim. Minecraft oynadın mı? Ha, benim dediğim Minecraft gibi değildi ya. Minecraft oynadım. Aynen işte Minecraft'a benzediği için onu da oynamıştım zaten. O da süper ya Minecraft'ta. Minecraft'ta craft. Ama mesela hani dediğim gibi kedi özü olarak... Evrimi tartışıyoruz. 3 Aralık'ta. Gördün mü? 3 Aralık'ta neredeymiş? Hop söylüyordum. Gerçi iyi mi yaptık? Ne? Yayında değil mi? Ya, aynen yayında. İyi mi yaptık? Yağmur yağacak. Çileniyor. Yanma oğlum. Aynen. Sabahtan beri çiliyor yalnız. Bak. Evden çıkarken dershaneye gideceğim şimdi. Kesimler olacak değil mi burada? Efendim? Kesme falan. Kesmeyiz herhalde. Şok oldum demek. Ama dağılmıyoruz daha ya. Daha bölge metroya yürürüz herhalde. Yürürüz ya. Yürüyüş yaparız. Ama şarj bitiyor. Şarj bitiyor. Olsun. Son bir konuşma. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.